Merhaba, güne dair gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin günlerce konuştuğu Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin ilk duruşması yapılıyor. Şu sıralarda devam ediyor. Anne Yüksel Güran, abi Enes Güran, amca Salim Güran ve cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakim karşısındaki Nevzat Bahtiyar hakimin sorularını yanıtladı. Orada ifadeler devam ediyor. Duruşmada neler yaşandı? Mehmet Altunışık karşımızda. Mehmet, hemen sözü sana bırakayım. Sen de içerideydin. Neler yaşandı? Neler duydun? Evet Sultan, duruşma senin de ifade ettiğin gibi saatler 9.43'ü gösterdiğinde başladı. Elbette önce kimlik tespiti yapıldı ve kimlik tespitinin ardından da bu davaya müdahil olmak isteyen çok sayıda avukat vardı. Baro başkanları vardı. Onların da sözlü talepleri alındı. Bir kısmının talebi zaten daha önce yazılı olarak mahkemeye sunulmuştu. Hakim bu taleplerin tamamını daha sonra değerlendireceğini ama davaya müdahil edeceğini de ifade etti. Akabinde tanık ve sanıkların hazır bulunduğu noktada bir kimlik tespiti yapıldı ve hemen sonrasında da ifade alma işlemlerine başlandı. İlk ifade Nevzat Bahtiyar'dan başladı. Nevzat Bahtiyar bu cinayetin kilit isimlerinden bir tanesi. Peki Nevzat Bahtiyar neler söyledi, neler anlattı? Nevzat Bahtiyar ifade verirken baba Arif Güran sık sık gözyaşlarını tutamadı, sık sık ağladı. Hemen o ifadeye dönmek istiyorum. Tabii şunu da belirtmekte fayda var. Çok sayıda baro başkanı bu duruşmayı takip ediyor. Öyle ki 50'nin üzerinde baro başkanı şu anda salonda hazır vaziyette bekliyor ama çok daha fazla avukat hem adliye koridorlarında hem de adliyenin dışında şu anda içeriye girmek için bekliyor. Dün de ifade etmiştik. Bu dava için Diyarbakır Adliyesi'nin en büyük salonu tahsis edildi. Ama salonun fiziki koşulları nedeniyle elbette herkes içeriye alınmıyor. Dolayısıyla belli sayıda kişiler alındı. Basın mensupları alındı. Milletvekilleri var içeride. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatları var ki onlar da 5 avukatla bu davayı takip ediyorlar. Ama bu kısımları daha sonra yine anlatırız. Şimdi Nevzat Bahtiyar'ın ifadesine geçelim. Salim'i suyumuz kesildiği için aradım. Hakim soru sordu. Salim Güran'ı neden aradın diye bir soru sordu. Suyumuz kesildiği için aradım şeklinde cevap verdi. Akabinde önce susma hakkımı kullanmak istiyorum dedi. Daha doğrusu hakim böyle bu soruyu yöneltti. Susma hakkını kullanma hakkına sahipsin ifadesini kullandı. Nevzat Bahtiyar da önce susma hakkımı kullanmak istiyorum dedi. Olayı anlatmak istemiyorum şeklinde cevap verdi. Ardından da hakimin sorduğu sorularla birlikte yavaş yavaş aslında çözülmeye başladı diyebiliriz ve susma hakkımı kullanmak istiyorum demesine rağmen hemen akabinde konuşmaya devam etti. En son verdiğim beyanım doğrudur şeklinde bir ifade kullandı. O beyanı bilindiği gibi savcılıkta beyanda bulunmuştu. Ancak bugünkü ifadesiyle savcılıktaki beyanı arasında yine çok sayıda farklılık ortaya çıktı. Yani yine çelişkili durumlar söz konusuydu. Birbiriyle örtüşmeyen durumlar söz konusuydu. Hakim bunu özellikle sordu. Savcılıkta ifade verdiğim bazı noktalarda korktuğum için öyle ifade verdim şeklinde de bir söylemleri oldu. Arif Güran'ın evinden Salim Güran'ın bana seslendi diyor. Ben de yanına gittim. Salim Güran Ahır'ın oradaydı. Orada buluştuk. Başka kimseyi görmedim dedi. Bu sırada Arif Güran mahkeme salonunda ağlamaya başladı. Hakim savcılıkta neden yanlış beyanda bulundun diye bir soru yöneltti. Savcılıkta biraz korktum. Silahla aile tehdit edildiğim için ifademi doğru veremedim. Şu an hür irademle konuşuyorum. Nevzat suçu kabul et diye bana bir teklif geldi mi şeklinde bir soru yöneltti hakim. O da hayır, bana böyle bir teklifle kimse gelmedi ama böyle bir şeyin konuşulduğu kardeşim tarafından geçtiğimiz hafta kardeşim ziyaretime gelmişti. Böyle bir şeyin konuşulduğu bana kardeşim tarafından söylendi. Ben elbette böyle bir teklifi kabul etmedim ifadesini kullandı. Evde Yüksel Güran ve Enes Güran'ı gördün mü şeklindeki soruya da Yüksel ve Enes Güran'ı evin içinde görmedim. Salim beni eve götürdü. Evin içinde Narin'in cansız bedeni yatıyordu. Herhangi bir ses, bir tartışma, bir kavgaya şahit olmadım. Salim ve Arif Güran'ın evinde de kimseyi görmedim şeklinde cevap verdi. Narin yerde hareketsiz yatıyordu. Salim bana Yüksel ile
Salim bana Yüksel ile birlikte olduğunu söyledi. Nari'nin de bunu gördüğünü, bundan dolayı da cinayeti işlediğini söyledi dedi. Böyle bir ifade kullandı. Ardından da hakim nasıl bir plan yaptınız diye bir soru daha yöneltti. Bana bunu götürüp kaybedeceksin, götür bir yere at, parça 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 et dedi. Parça parça et dedi ama vicdanım bunu yapmaya el vermedi. Çuvalın içine koydum ve dereye götürdüm. Sadece üzerine bir taş koydum şeklinde cevap verdi. Cesedi görünce nasıl soğukkanlı kaldın? Şu anda da çok soğukkanlı şekilde anlatıyorsun bu olayı dedi hakim. Böyle bir soru yöneltti. İlk gördüğümde tüm vücudum tutuldu ama Salim silahla tehdit ettiği için kabul ettim. Oğlum Muhammed'in kafasına sıkarım, sonra sana sıkarım dedi. Battaniyeyi Salim gitti dışarıdan getirdi. Nereden getirdiğini bilmiyorum. Evden dışarı çıktı getirdi. Nari'nin cansız bedeni yerde yatıyordu. Ağzından köpükler çıkıyordu. Evde kimseyi görmedim. Nari'ni battaniye içine koyup arabaya götürdüm. Hiç kimse görmedi. Nari'ni arabaya koyduğum anda kafamı kaldırdım. Yüksel'i, yani Yüksel Gören'i o zaman gördüm. Başını iki elinin arasına koymuş ve ağlıyordu. Evde değildi. Yüksek bir yerdeydi. Tepelik bir yerdeydi. Oradan bana bakıp ağlıyordu diye cevap verdi. Nari'ni ahıra götürüp çuvala koydum. Siyah tişört vardı. Çantasını hatırlamıyorum. Terlikleri de Salim'in söylemesi üzerine çuvala koydum. Ardından da o çuvalı arabaya koydum. Arabanın arka tarafına paspasların olduğu yere koydum dedi. Battaniye ne oldu sorusuna, battaniyeyi Salim aldı götürdü ama nereye götürdü, ne yaptı bilmiyorum. Hakim battaniyeye ilişkin şu soruyu da sordu. Battaniyede herhangi bir ıslaklık var mıydı? Bilindiği gibi Salim Güran'ın arabasının ön kısmında, direksiyon kısmında Narin Güran'a ait bazı DNA verileri elde edilmişti. Dolayısıyla Salim Güran o battaniyeyi alıp arabaya binerken acaba battaniye, direksiyona veyahut da oraya herhangi bir yere bulaştı mı? Oradan DNA izi bulaşmış olabilir mi noktasında bir soru yöneltildi. O da battaniyeyi benden aldı ama nereye götürdüğünü bilmiyorum şeklinde cevap verdi. Salim Güran bir kez daha yanıma geldi. Bana bunu götür. Ya, tabii buradaki ifadeleri anlatmak gerçekten çok kolay değil. Bir kere izleyenlerden özür diliyorum. Yani sık sık bu noktada duraksıyorum ama elbette insanlar da merak ediyorlar. Ama gerçekten ifadelere baktığımızda kan donduran cümleleri de görmek durumunda, duymak durumunda, işitmek durumunda kaldık. Çok özür dileyerek bunu anlatıyorum. Bana göle götür, parça parça et, kimse görmesin. Parça parça şeklinde göle at ve suya karışıp gitsin şeklinde telkinde bulundu. Vicdanım buna el vermedi, çuvalı bıraktım. Sadece üzerine bir taş koydum dedi. Üzerine bir taş koydum. Hatırlatalım. Aslında Nevzat Bahtiyar teşhis için bölgeye götürüldüğünde orada da yine aynı şekilde çuvalın üstüne bir taş koyduğunu ifade etmişti. Ancak Nari'nin bulunduğu günü hatırlayalım. Çuvalın üzerinden 3 tane taş çıkmıştı. Yani üzerine 3 taş koyulmuştu. Bir de çalılıklar vardı. Nevzat Bahtiyar çalılık koymadığını, sadece tek taş koyduğunu ifade etti. Çuvalı bıraktım sadece. Bu sırada Arif Güran tekrar ağladı. Bunun üzerine mahkeme başkanı Arif Güran'ın lavaboya götürülüp elinin yüzünün yıkanmasını istedi. Biraz daha sakin kalması noktasında telkinde bulundu. Ve soru soruldu Nevzat Bahtiyar'a. Salim Güran'la olaydan sonra hiç konuştun mu şeklinde bir soru soruldu. Hayır, hiç konuşmadım. Bıraktığım yeri Salim'e söylemedim. Hiçbir görüşmemiz olmadı. Ama benim evimin oradan bıraktığım nokta çok net bir şekilde görülebiliyor. Dolayısıyla Salim Güran arkamdan bakıp
benim çuvalı bıraktığım yeri görmüş olabilir şeklinde bir beyanda bulundu. Bu olaydan sonra çok konuşmadık. Sadece bir kere konuştuk. Salim Güran'ın yanında jandarma vardı. Bu konuya çok fazla girmedik. Neden ceset bulunana kadar konuşmadınız şeklinde bir soru yönelttim mahkeme başkanı. Korktuğum için konuşmadım. Köy onların köyü. Ben orada tek başımayım. Şeklinde cevap verdi. Narin'in nasıl öldürüldüğünü biliyor musun sorusuna ise bilmiyorum ama bağlanarak öldürüldüğünü düşünüyorum cevabını verdi. Herhangi bir kanama var mıydı sorusuna da herhangi bir kanama görmedim. O sırada evin içinde Yüksel veya Enes Güran'ı gördün mü sorusuna da onları da görmedim diye bir cevap verdi. Nevzat Bahtiyar, Salim Güran'la Yüksel Güran'ın ilişkisi noktasında bir ifadede bulundu. Dolayısıyla hakim de şöyle bir soru sordu. Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi olduğunu söylüyorsun ama peki Enes bu durumun neresinde? Bilindiği gibi Enes de cinayete iştirak noktasında çocuğa karşı kasten öldürme suçlamasıyla yargılanan isimlerden bir tanesi. Buna da hiçbir fikrim yok, bilmiyorum şeklinde cevap verdi. Cesedi bıraktıktan sonra baldızımın evine gittim. Orada peynir vardı, peyniri de alıp eve gittim dedi. Bu noktada hakim şöyle bir çıkışta bulundu. Nevzat, çok soğukkanlı anlatıyorsun. İlk defa ceset gördüm diyorsun. Cesedi bıraktıktan sonra hayatına normal bir şekilde devam ediyorsun. Bu çok zor. Bu benim kafama oturmadı Nevzat. Sana bir soru daha soracağım. Bu soruya cevap vermek zorunda değilsin. Sen daha önce cinayet işledin mi şeklinde bir soru yöneltti kendisine. Nevzat Bahtiyar da hayır, sadece ilk defa ceset gördüm ama bunu görürken zaten her tarafım tutulmuştu. Akabinde de Salim Güran beni tehdit etti, oğlumu öldürmekle tehdit etti, akabinde de beni öldürmekle tehdit ettiği için bu işi yapmak durumunda kaldım dedi. Neden itirafçı olduğun sorusu soruldu Nevzat Bahtiyar'a. Vicdanım daha fazla el vermediği için itirafçı oldum. Cezaevindeyken bu soru bir kez daha soruldu. Cezaevindeyken bana cinayeti kabul etme noktasında bir haber gelmedi. Ama kardeşim ziyaretime geldiğinde böyle bir şeyin konuşulduğunu söyledi bana. Ben tabii ki bu durumu kabul etmedim. Narin'i ben öldürmedim, ona para vermedim. Bilindiği gibi aynı şekilde Güran ailesinin de Narin'i Nevzat Bahtiyar'ın öldürdüğü noktasında iddiaları var. Hatta Nevzat Bahtiyar'ın Narin'e para verdiği, yani harçlık verdiği, bu şekilde kandırdığı, sürekli kendisine yakın tuttuğu, öldürmek için fırsat kolladığı noktasında iddialar vardı. Nevzat Bahtiyar da hakimin bu sorusuna, daha doğrusu Güran ailesinin bu iddiasına hayır, ben Narin'i öldürmedim, ben Narin'e hiç para vermedim, benim Narin'le hiçbir diyaloğum olmadı şeklinde cevap verdi. Tam yayın için dışarıya çıktığım anda ifade tamamlanmıştı ama elbette avukatların soruları olacaktı. İşte birazdan da içeriye tekrar girdiğimde ifadeler nasıl devam ediyor, kim ne söyledi, onları da, o bilgiler de elime geçtiğinde aktarmayı sürdüreceğim Sultan. Evet, Mehmet Altınışık aktardı. Tabii bu ifadeleri kullanmak, aktarabilmek de çok çok zor. İnsanın aklı almıyor. Çünkü bütün bir ailenin, akrabaların, bütün bir köyün, küçücük bir çocuğun ölümünden sonra nasıl susuz kaldığını hepimiz tanıklık ettik. Çok şaşkınız.